Gökyüzü Rehberiniz Astrofoni'ye hoş geldiniz. Merhaba sevgili izleyiciler. 22 Şubat'ta akşam 20.19'da Güneş ve Ay, Balık ve Başak Burçları'nda karşı karşıya gelecek ve 3 derece Başak Burcu'nda Dolunay meydana gelecek. Evet bu Dolunay toprak elementinin değişken nitelikli Burcu Başak'ta meydana geliyor ve Dolayısıyla Başak Burcu'nun temsil ettiği konular, kavramlar hem bireysel hem toplumsal hayatımızda biraz daha öne çıkacak, dikkat çekecek, aydınlanacak. Özellikle Başak iş, çalışma ile ilgilidir, emek harcadığımız kavramlar ve hizmetle alakalı bir e, Burç'tur. Oldukça üretkendir ve e, her türlü kaynağı en verimli şekilde değerlendirmeye çalışan bir burçtur, Başak Burcu. Bu nedenle özellikle iş ve hizmet alanlarında çok yararlıdır. Bunun yanı sıra günlük hayatımız, genel olarak alışkanlıklarımız, düzenimiz, beslenme şeklimiz, diyetimiz, genel olarak sağlığımız, bedensel ve ruhsal sağlığımız, bunların hepsi Başak Burcu ile alakalıdır. Hijyen konusu yine Başak Burcu ile alakalıdır. Toplumsal alanlarda da biraz daha sağlık konuları dikkat çekebilir bu dönemde. Ee, ve son dönemlerde yoğunlaşan bulaşıcı hastalıklar, virüslerle ilgili konular da biraz e, özellikle toplum sağlığı ve e, kamu alanında biraz daha öne çıkabilir ve bununla ilgili haberler yoğunlaşabilir. Ee, evet Başak Dolunay'ı özellikle değişken e, grup burçları daha fazla etkileyecek, onlar için çok daha etkili, daha kadersel durumlar ortaya çıkabilir. Şubat'ın son günlerinde doğan balık burçları... Ağustos'un sonlarında doğan Başak Burçları, Mayıs'ın sonunda doğan İkizler Burçları ve Kasım ayının sonunda doğan Yay Burçları için çok daha önemli, güçlü etkiler ortaya çıkabilir. Evet, Dolunay haritasında Terazi Burcu yükseliyor ve Dolunay haritanın 12. ve 6. evlerini etkiliyor. Burası yine tabii ki iş, çalışma, genel olarak sağlığımızla etkili, ilgili olan alanlardır bir yandan da toplumsal konuları tabii ki gündeme taşıyor. Çünkü ay aynı zamanda 11. evde bu genel olarak kalabalıklar, gruplar, organizasyonlar ve topluma toplumda dikkat çeken alanlardır. terazi burcunun yükselmesi biraz daha siyasi konuları, diplomasi, ilişkileri, işbirliklerini, ortaklıkları, e, eşitlik, hak, hukuk, adalet gibi konulara dikkat çekiyor. Terazi burcunun yöneticisi Venüs ve Başak Burcu'nun yönetici gezegeni Merkür, her ikisi de Kova Burcu'nda. Dolayısıyla kova etkileri de yoğun aslında bu dolunayda. Kova Burcu da zaten her türlü evrensel ve toplumsal konuya, bilimsel konulara, teknolojiye dikkat çekiyor. Siyasetle ilgili özellikle meclis ve diplomasiyle ilgili konularda yine Kova Burcu'nun kavramları arasındadır. Evet bu Dolunay'da Neptün'ün önemli bir etkisi var. Çünkü Güneş'le kavuşuyor o büyük hayallerimiz ve ideallerimizi biraz daha gündeme getirecek. Ve bazı kişiler gerçekten e, o Neptün'ün olumlu etkileriyle bazı güçlü hayallerine de bu Dolunay döneminde kavuşabilecekler. Satürn'ün yay burcunda ve Mars akrep burcunda Mars oldukça güçlü. Enerjimiz, mücadele gücümüz çok yoğun. Özellikle hedefleriniz doğrultusunda. Çok rahat mücadele edebiliriz, girişimde bulunabiliriz ve yeri geldiğinde kavga da edebiliriz. Mars e, oldukça güçlü. Satürn yay burcunda özellikle hukuksal konularda, e, sosyal kavramlarda biraz daha burada e, sorumluluklara dikkat çekiyor. E, cid, e, i̇hmal edilmiş kavramlar varsa bu alanlara daha ciddi yaklaşmamızı, bazı eksiklerimizi tamamlamamızı işaret ediyor. Haritanın üçüncü evinde tabii ki bu e, bireysel konularda her türlü iletişim, ulaşım, e, anlaşmaları, sözleşmeleri kapsayan bir alan, toplumsal konularda da başka ülkelerle e, olan iletişimleri, anlaşmaları, ilişkileri kapsayan bir alan. Bu alanlarda da daha ciddi, daha e, temkinli hareket etmeliyiz ve bazı hatalarla da tabii ki eksiklerle de bu dönemde. Yüzleşmemiz gündeme gelebilir. Evet, e, balık Bur başak burcundaki e, dolunay, özellikle tabii ki bu hafta içerisinde bedensel ve ruhsal hassasiyetimizi de arttırabilir. Çünkü dolunaylarda ayın üzerimizdeki çekimi etkisi enerjisi güçlü olacağı için e, daha hassas olabiliyoruz. Başak burcu sindirim sistemimiz, özellikle bağırsaklar, mide ve bağırsaklar. E, bunun yanı sıra e, sinir sistemimiz. Bu alanlara dikkat çekiyor ve bu bölgelerde kronik sağlık sorunları olanların daha fazla dikkatli olması gerekecek. Bulaşıcı hastalıklar, virüslerden meydana gelebilecek her türlü bulaşıcı hastalık bu dönemde daha fazla gündemde olabilir. Bağışıklığımızı güçlendirmeye çalışmalıyız. Beslenmemize özen göstermeliyiz. Gerektiği kadar da dinlenmeye dikkat etmeliyiz. Kendimizi aşırı çalışarak zorlamamalıyız sevgili izleyiciler. Evet dolunay etkilerini hazırladığımız haftalık videolarda öz burcunuzla beraber yükselen burcunuza göre de takip edebilirsiniz. Görüşmek üzere, hoşçakalın. Bu akşam seminerimizi canlı olarak mobil uygulamamız üzerinden yapıyoruz.